Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi tabii transfer sezonunun sona ermesine çok az bir zaman kaldı aslında. Trabzonspor transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamıştı. Birkaç bölgede eksiklik vardı ama Dorukhan Toköz'ün sakatlığı bu noktada planları biraz değiştirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağoğlu ve As Başkan Ertuğrul Doğan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve sağ kanat, sağ bek bölgesinde oynayabilen oyuncular istedi. Özellikle bu bölgelerde rekabeti artırmak istiyor ama çok az bir zaman kaldı. Yani şu saat itibariyle bakıldığında 2,5 günden bile az bir zaman kaldı. Bakalım bu süre içerisinde transfer gerçekleşebilecek mi? Yabancı kontenjanı dolu Trabzonspor'un orayı boşaltması gerekecek. Buradaki isimleri sizinle beraber değerlendirmeye çalışacağız. Diğer konulara değineceğiz. Ama önce şu sakatlık konusuna bir girelim. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz maalesef minimum 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacak. Bu süre oyuncunun tedaviye vereceği yanıta bağlı olarak daha da uzayabilir. Ama kısalma ihtimali çok mümkün gözükmüyor. Ama hatırlarsanız Vitor Hugo da çok ciddi bir sakatlık yaşamış. Hatta Beşiktaş'ta Souza çok ciddi bir sakatlık yaşadı ve bunların dönüş süresi oyuncuların kas grubu yapısına ve tedaviye verdiği yanıta bağlı olarak çok kısaldı. Dorukhan Toköz'de de bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek? Umarım en kısa zamanda tekrar sahalara döner. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Edin Visca'nın Kasım ayı sonundan önce sahalara dönme ihtimali çok ihtimal dahilinde gözükmüyor. O yüzden ondan da bu süre içerisinde faydalanamayacak Trabzonspor. Yine Serkan Hasan da Kasım sonu Aralık başı gibi sahalara dönmesi beklenen isimlerden bir tanesi. Belki onun süresi biraz daha kısalabilir ama Marek Hamşik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür tamamen iyileşti. Uğurcan Çakır bu hafta kendisini deneyecek. Uğurcan Çakır'ın da Ferencvaros maçında UEFA Avrupa Ligi H grubu maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Tabii formayı Abdullah Avcı verecek. Son karşılaşmalarda Muhammed Taha Tepe kalesini başarıyla korumuş olsa da Uğurcan Çakır çok farklı bir tecrübe ve fiziksel olarak herhangi bir sorunu bulunmadığı takdirde muhtemelen Ferencvaros maçında kaleyi Uğurcan Çakır'ın devralma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Diğer noktada Maxi Gomez'in ileri talep edildi, transfer edildiği kulüpten ve herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını kanaat getirildi. Fiziksel olarak gayet iyi bir durumda oyuncu, sadece takıma adaptasyon süresi var. Bunu da kısa süre içerisinde tamamlaması ve takım arkadaşlarıyla birlikte en kısa zamanda kaynaşması amaçlanıyor. Ferencvaros maçında Abdullah Hoca muhtemelen kadroda önemli değişiklikler yapacak. Eren Elmalı'nın son dönemde saha içerisinde bir fiziksel yorgunluk belirtileri vardı. Belki Densville'i o kanata kaydırıp hafta sonu Adana Demir deplasmanı var. Onu da düşünerek böyle bir dinlendirmeyi tercih edebilir. Bu sadece ihtimal dahilinde. Bunu yapacak, illa böyle bir şekilde sahaya çıkacak anlamına gelmemeli. Diğer bir noktada Marek Hamşik tamamen iyileşti. Artık formayı istiyor. Bak şimdi geri döndü. Gbamed oldukça iyi başladı. Bu isimler sahada olacak. Burada belirsizliğini koruyan bir mevki var bana göre, o da sağ kanat. Yani sağ kanatta Abdullah Hoca kimi tercih edecek? Canini mi oraya kaydıracak? Abdülkadir Ömür'ü mü oynatacak? Yusuf Yazıcı'yı mı kanatta değerlendirecek? Bunu zaman süreç gösterecek. Hatırlarsınız Umut Bulut, Burak Yılmaz ikilisi çift forvet gibi değil de biraz kanattan Burak geliyordu. Umut'u destekliyordu. Bu şekilde belki Yusuf Yazıcı'yı tercih edebilir Abdullah Hoca. Böyle bir ihtimal olduğunu da belirtelim ama bugün saat 19'da başlıyor idmanlar ve 19'dan sonra artık taktik antrenmanlar başladıktan sonra bunlarla ilgili daha teknik detayları sizinle paylaşıyor oluruz. Diğer bir gelişme, Karagümrük Trabzonspor'dan Kouassi, Siopis ve bir ismi daha henüz netleştiremedik. Talip oldu. Buradaki kararı Abdullah Avcı verecek. O takımdan yeni isim gelmediği sürece ayrılanlara çok izin vereceğini düşünmüyoruz. Ama şu an Trabzonspor'un Lahdimi dışında 14 yabancı oyuncusu 14 yabancı oyuncusu bulunuyor ve dolayısıyla eğer 98 kuralında net bir değişiklik ifadesi olmazsa, ki kulüpler bunun değişmesini istiyor, yani bir oyuncunun 98 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda olması bekleniyor. Trabzonspor'un bir isme ya lisans çıkartmaması, yani hani TFF'ye bir miktar para yatırıp onu kenarda bekletmesi gerekecek ama Avrupa'da oynatabilir, ligde oynatamaz, ya da bir isimle yolları ayırması gerekecek. Bunu tabii süreç gösterecek. Bakalım bunu mu tercih edecek Abdullah Hoca, yani kenarda bekletip Avrupa'da kullanır mı tercih edecek, yoksa Karagümrük'ün bu talebine
olumlu mu yanıt verilecek? Bunu zaman gösterecek. Zaten dediğimiz gibi çok az bir süre kaldı. Abdullah Hoca özellikle As Başkan Ertuğrul Doğan ve Başkan'la sürekli olarak, Başkan Ahmet Oğlu'yla sürekli olarak iletişim halinde ve bu süreci en azından takımı güçlendirme noktasında takviyeyle tamamlamak istiyorlar. Şu an İngiltere ve İtalya'da fırsat transferi kovalıyor Bordo Mavili takım. Takımlarında çok fazla süre alamayan ve Türkiye'ye geldiğinde, Trabzonspor'a geldiğinde bir anda çok ciddi katkı yapabileceğine inanılan isimleri kovalıyor ve burada çok fazla isim öneriliyor Bordo Mavili takıma. Gerçekten çok da değerli isimler de öneriliyor. Tom Sand bunlardan bir tanesi ama çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Redmond bunlardan bir tanesi. Maliyet olarak çok kolay gözükmüyor. İtalya'dan yine önerilen isimler var. Bakalım bu fırsat transferini gerçekleştirecek mi Trabzonspor, ama dediğimiz gibi ayrılanlar olmadığı sürece çok kolay gözükmüyor. Çünkü zaten UEFA'da oynatamıyorsunuz şu an alacağınız sağ kanatı veya sağ beki. Ancak UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatamıyorsunuz diyorum. Ancak ligde değerlendirebiliyorsunuz. Bunun için de bu kadar yatırıma gerek var mı, onu tabii kararını verecek olan teknik ekip ve yönetim kurulu olacak. Ayrıca Tayfur Büngöl için de Trabzonspor bir nabız yokluyor. Alanya Spor bildiğiniz gibi oyuncuyu satma düşüncesinde. Beşiktaş'ta çok fazla görüştü ama Beşiktaş'ta rakamsal konularda anlaşamadı Alanya Spor Kulübü. Trabzonspor'dan da beklentileri şu an için bonservisi olarak 20 milyon TL seviyelerinde çok yüksek bir rakam gözüküyor. Bu rakamı Trabzonspor'un çok vereceğini düşünmüyorum ama süreç içerisinde belki az da bir zaman kaldığı için daha da aşağı bir seviyeye gelebilirler. Onu da zaman gösterecek. Ama dediğim gibi bir fırsat transferi kovalama düşüncesi var kulübü. Aynı zamanda büyük kulüplerde, yani Avrupa'nın büyük kulüplerinde böyle 21 yaş altı kontenjanına uyacak takımlarında oynayamayan isimleri de Trabzonspor araştırıyor. Eğer böyle ihtimaller ortaya çıkarsa da Lahdim'in olduğu kontenjanı doldurmak adına böyle hamleler de gerçekleştirebilir. Bu arada bildiğiniz gibi rezerv ligin kaldırılması yönünde karar alınmıştı. Oradaki oyuncular çok ciddi bir boşluğa düştü şu an itibariyle ve kendileriyle çok sıkışık bir zaman içerisinde takım arayış içerisine girdiler. Gerçekten çok zor durumda kalan oyuncular var. Plansızlık onların biraz başını yaktı. Buradaki genç oyuncuları oynayabilecekleri takımlara kiralama düşüncesi var kulübün. Teklif alanlar var, teklif bekleyenler var, teklif alamayanlar da yine antrenman yaptırılacaklar ama maç için yaşı uymayanlar gerçekten burada biraz sıkıntı yaşamak durumunda kalacaklar. Maalesef durum onu gösteriyor. Diğer bir detayda Ferencvaros maçı öncesi taraftarlar için tabii ki artık UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının taraftarlarının takıma olan desteği çok çok önemli. Teknik ekip yönetip bunu çok fazlasıyla farkındalar ve biraz daha burada taraftarla kaynaşma sürecini artırmak istiyor Trabzonspor Kulübü. Özellikle geçtiğimiz sezon yaşanan başarılardan sonra önümüzdeki günlerde böyle çok farklı projelerle belki taraftarlar iç içe geçecek etkinliklerde yapılabilir. Bu sadece planlama aşamasında, ama bunu söyleyeyim. Yani uygulamaya geçip geçmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Onu zaman gösterecek. Bu arada söylediğimi bilmiyorum. Yusuf Yazıcı da gelecek sezonda Trabzonspor'da 61 numaralı formayı giyecek. Diğer bir önemli gelişme de bence önemli. Takım içerisindeki özellikle döviz kurundaki dalgalanma sonrasında yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasında çok ciddi bir maaş farkı oluştu. Bu maaş farkını giderme noktasında yönetim kurulu iç transfere de dönecek. Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür başta olmak üzere o oyuncular arasındaki maaş farkını gidermek için de kısa süre içerisinde zaten ön görüşmeler yapılıyordu. Kısa süre içerisinde sonuç alacak görüşmeler de yapılacak ve buradaki o maaşsal dengesizlik bir şekilde sonuca bağlanmaya çalışacak. Bir diğer detay da Trabzonspor bildiğiniz gibi Bankalar Birliği'ne ödemesi gereken yaklaşık 200 milyon TL'lik ödemenin 40 milyon TL üzerindeki miktarını ödemişti. Diğer bölümleri de taksitler halinde ödenecek. Bu da Trabzonspor'un bir anlamda ekonomik olarak sürdürülebilir bir politika içerisinde olması noktasında çok çok değerli bir adım olarak dikkat çekiyor. Ama şu stadyum isim sponsorluk konusu henüz tam olarak çözüme kavuşulamadı. Lig başladı, devam ediyor ve maalesef Trabzonspor, son şampiyon Trabzonspor'un diyelim, stadyum isim sponsorluk anlaşması henüz bir çözüme kavuşabilmiş değil. Uluslararası bankalarla görüşmeler devam ediyor şu an itibariyle. Bakalım kısa süre içerisinde
sonuçlanacak mı onu da zaman içerisinde bekleyip göreceğiz. Kısacası 2 gün kalmış olabilir transferin bitmesini ama Trabzonspor'da hareketlik var. Transfer olacak mı olmayacak mı belli değil ama hareket devam ediyor. Bakalım süreç içerisinde belki gün içerisinde belki daha sonra gelişmeler olursa yine buradan sizlere aktarmaya çalışacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz, görüşlerinizi aktarırsınız. Tabii beğendiyseniz eğer kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir de abone olmadan izleyen sayısı çok fazla. Eğer mümkünse abone olursanız mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.